Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Aslında bu başından beri sorunlu bir konu. Biliyorsunuz Kayseri bunu başlatmıştı. Arkasından Ankara yapıyordu. Sonra Tekirdağ'da, Antalya'da yapılıyordu. Sonra hepsi birden durdu. Çin'le birlikte Türkiye'de ortak üretim yapacaktık. Yok Ruslarla, Sputnik'le birlikte yapacaktık. Yok aslında bu mRNA'yı da Türkiye'de üretecektik. Sonra birden TürkoVac öne çıktı. Hayır TürkoVac değil, aslında başka bir tane daha gelişiyor. Çorum'dan başka bir bilgi geldi. Buradaki aşı yapısı dünyada yine çok bilinen bir teknikle değil, çok özel bir yöntemle, sadece aşı olarak değil, daha birçok ilaçta kullanılabilecek olan başka bir firma üzerinden, daha önce Milli Piyango'yu almak isteyen, altın işi yapan başka bir Çorum firması. Peki ne oluyor? Bakın, siz eğer bir aşı yapmak istiyorsanız bunu 5 yılda diyorlardı. Sıkıştır, bilgisayar programı sıkıştırır gibi sıkıştırın. 6 aya indirdiniz. Hatta Çin'in biliyorsunuz 3. fazının kobayı oldu. Milli kobayı olduk biz. Bayağı kobay olduk. Şimdi siz... Ako yapıldı. Acil kullanım onayı verildi. Hepsini öyle diyorlar. O tam bir sahtekarlık. Ticari olarak satıyor, parasını, karını alıyor ama riskine katılmıyor. Böyle bir ticaret meşru değildir. Yaptığın şeyin sorumluluğunu taşımıyorsun. Hani dersin şundan daha yüksek bir tazminat kabul etmiyorum dersin ama hiç sorumluluk kabul etmiyor. Ve hem mecbursun deniyor aşı olmaya, hem de bunu imzalayacaksın diyor. Bu ahlaksızlıktır. Böyle sözleşme olmaz, hukuk olmaz, ahlak olmaz. Bunu dine sığdıramazsınız. Hem mecbur bırakacaksın hem de imzala diyeceksin. Yani böyle bir sözleşme dünyada yok. Bir aşıyı yapma süreniz içinde bu mikrop mutasyona uğruyor, varyantları gerçekleşiyor ve siz bunu etkisiz kabul ediyorsanız dünyanın hiçbir yerinde grip tipi bir aşıyı bu şekilde uygulayamazsınız. İki, bu aşıyı bir defa 3 ayda bitiremiyorsunuz. Yani bütün ülke genelinde 6 ay sürüyor. Siz başlarken, biterken başlıyor mikrop. İki, siz aşılamaya başladınız ve ben de ilk aşıyı oldum. Bir ay sonra bir daha gel diyorsunuz, 2 ay geçiyor. Tek aşı yetmez diyorsunuz, bir de mRNA oldu diyorsunuz. 2 aşıyı da arkası arkasına bir daha vuruyorsunuz, 4 ay. Kardeşim, 6 ayda bu aşının ömrü tamamlanıyor. Değil mi? Şimdi bakın, manyaklığa bakın. Sinovac, Çin bir defa dünyanın bu COVID konusundaki en yalancı ülkesi. Çin'in en yalancı şirketi de sağlık konusunda Sinovac. Dünyanın en yalancı olduğu bir konudaki şampiyonunun şampiyonunu ortak üretime davet ediyorsunuz ve ülkemizde ilk uyguladığınız yaygın aşı bu. Daha durun. Şimdi bakın. Çin'e giden Türkiye'de kaç tane turist var? Çin'e gitmek istiyorsanız Sinovac olacaksınız. Avrupa'ya gitmek istiyorsanız mRNA olacaksınız. Rusya'ya gitmek istiyorsanız Sputnik olacaksınız. Yani Çin'deki bir üretiminizi Avrupa'ya satmak istiyorsanız, Rusya'da satmak istiyorsanız, oradan ürününüzü gelip Türkiye'de markalayıp, şimdi sizin bir anda hem Sinovac, hem Sputnik, hem de mRNA aşısı olmanız gerekiyor. Bu adam ölür. Bu adamda alerji, kalp kilitlenmesi, kalp iltihabı, mRNA'dan bir sürü ölüm var. Kayda geçmiyorlar.
Bakın bu cinayet. Bu aşının yerlisi falan olmaz bu şekilde, bu mantıkla. Mikrobu daha izole etmediniz. Bulduğunuz Türkiye'deki herhangi bir varyanttaki mikrobu alıyorsunuz, ona aşı yapıyorsunuz. O daha siz o aşılamayı yapmadan yeni varyant çıkıyor. E siz ne yaptınız? Yani siz koşan bir ceylana 2 kilometreden ateş edeceğim diyorsunuz. Tüfeği sabitlemişsiniz. Ceylan gelince vuracağım diyor. Siz ceylanı gördüğünüzde, tetiğe bastığınızda kuyruğunu bile vuramazsınız ceylanın. Çünkü mesafe ve kurşunun hızını hesapladığınızda böyle avcılık olmaz. Böyle balık da tutulmaz. Ama alık tutuyorlar memlekette. Onun için bu skandala bir an önce son vermeleri gerekir. Ben bunun millisine filan da inanmıyorum. Bunun PCR'ı da yanlış, başlangıcı da yanlış, ortası da yanlış, tedbiri de yanlış, tedavisi de yanlış. Bu kadar yanlışla yanlışın üzerine yerli ve milli damgası basmak da yanlış.